İstanbul bizimle birlikte efendim. Fung İstanbul bize çok anlamlı ve çok güzel bir parçayla merhaba dedi. Hemen hem Fung İstanbul'u tanıyalım hem bu güzel ve anlamlı grubun kuruluş amacını öğrenelim. Hem de kıymetli müzisyenlerimizi tanıyalım ve sizinle başlayalım. Öncelikle bize kendinizi anlatınız lütfen. Adım Roni Aram. Müzisyenim, aynı zamanda aranjörlük yapmaktayım. Fung İstanbul grubunda telli sazları çalıyorum. Arkadaşlarımı da tanıtayım isterseniz. Herman Artuç vurmalı sazları çalıyor grubumuzda. Serhat ise bas enstrümanları çalıyor. Hı-hı. Kendisi de zaten bas gitardan ve kontrabastan gelme. Peki grubunuzun kuruluş amacı nedir? Ne zaman kuruldunuz? Biz 2014 yılında kurduk grubu. Tabii o zamanlar atık enstrümanlardan, daha doğrusu atık malzemeler kullanarak müzik yapmıyorduk. Kendi normal profesyonel enstrümanlarımızı kullanıyorduk.
Fakat grup gene doğa bilinci üzerine çalışmalar yapıyordu ve bestelerimiz buna yönelikti. Hı hı. 2019 yılına geldiğinde bir anda bir fikir gelişti ve bir plastik mankenle beraber müziğimizde bir adeta bir evrim geçirdi müziğimiz ve atık malzemelerden enstrümanlar yapmaya başladık. Hı hı. Bu fikir bizde yeni çağrışımlar yaptı, yeni yollar açtı bize. Hı. Ve o tarihten beri atık malzemelerden müzikler, enstrümanlar ve müzikler yapmaktayız. Peki o zaman enstrümanlarınızı tanıtmanızı isteyeceğim. Atık malzemelerden enstrüman yapıyorsunuz. Bir ritim var, bas var ve siz de bir nevi gitar, nasıl? Bidon saz dedik. Bidon saz diyorsunuz. İşte biraz gitar, biraz bağlama. Bağlama. Evet. Kaç tel var? Bunda iki tel var. Üst teli dem olarak kullanıyorum. Alt telde ise solo ezgiler çalıyor. İki telli bir bidon saz. Harika. Evet. Güzel. Biraz ilkel olsun istedik aslında. Çok güzel. O zaman vurmalı çalgılarımızdan başlayalım. Ritimde. Evet, ben de perküsyon çalıyorum. Yani çok efektif çalgılar aslında. İlk vurmalı çalgıların atalarında da işte çalıdan, taştan birbirine vurarak, çırparak, sürterek benzer fikirlerle oluşturulmuş enstrümanlar var. Bunları da bize atık malzemeleri kullanarak nasıl çöpe gitmeden atıkları dönüştürebiliriz. Bunun müzikal olarak bir örneğini yapmak istedik. Bir ileri dönüşüm çalışmasıydı yaptığımız şey. Ben de işte evimde atık yine bir köşede duran eski gözlük kabını kullandım. İşte aynı şekilde evde bir köşede atıl duran bir uyarı zilim vardı. Hı hı. Bu bir yakıt bidonu. Yine stüdyomuzun bir kenarında duruyordu. Bir bidonumuz daha var. Bu da ilaçlama için kullanılan bir bidon. Zirai amaçla. Bunu da yine farklı şekillerde müzik yapmak için kullanıyorum ben de. Yani yaratıcılık hepimize lazım aslında. Biz onu diyoruz. Yani davet ediyoruz herkesi de. Herkes bir köşesinde eskimiş, kalmış objeleri, eşyaları bir kez daha baksın. Mutlaka dönüştüreceği şeyler olacaktır. Çocuklarla workshoplar yapıyoruz. Çok yaratıcılar onlar zaten. Onlarla onlar her şeyden müzik yapabiliyorlar zaten, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani o doğa sevgisini biraz sorumlulukla, emekle tamamlarsak aslında her şey daha güzel olacak. Peki siz? Merhaba. Bas çalıyorsunuz. Evet. Ama zorlanıyor musunuz acaba bas çalmaya çalışırken? Yani biraz zorlanıyorum. Ama aslında bir yandan da çok kolay. Şöyle bir yanı var. Yani aslında bildiğiniz bir tencere. Tek ses mi çıkarıyorsunuz? Yok. Üç ses öne, üç ses geriye doğru düşünebiliriz. Peki. Yani hem incelik ve kalınlık olarak daha harmonik, daha şey tanıyabiliyor. Bir tencere, bir ip ve bir sopa. Bir vilede sopası. Her evde bulunabilen aslında temel üçlülerden bir tanesi. Elinizdeki? Bu Herman abinin, yani perküsyonistimizin bebeklik patiği. Öyle mi? Evet, oradan. Aa, harika. Oradan aldığımız bir şey. Görüştürdük, evet. Fırçayla da normalde kullanabiliyorum. Ve parmakla kullanabiliyorum. aslında efektif. Bu da ritmik bir enstrüman diyebiliriz. Ritmik basları çıkartabildiğimiz. Sablı böyle bir enstrüman. Siz işi birazcık ileri noktaya götürmüşsünüz ve kaç telli bir saza geçmişsiniz? Dört tel mi var, evet, bu sazda? Bu ilkel enstrümandan sonra bir tane de biraz daha profesyonel bir şey yapalım dedik. Yine tamamen atıktan oluşan bir tencere saz yaptık. Tencere saz. Evet, bunda tabii lütyer arkadaşlarım İmam Karadoğan ve Serdal Dağ'la beraber çalıştık. Çünkü daha profesyonel bir yardıma ihtiyacımız oldu. Aha. Her ne kadar atıktan malzemeler kullansak da profesyonel enstrümanlardan daha zor yapımı. Çünkü hani deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Tabii ses çıkarmak ve o yani malzemeler, tonu tutturmak. Alışıldık malzemeler olmadığı için
sürekli denemeler yapmak gerekiyor. Bu bir tencere, atık bir tencere. Aha, kravatla... Evet, benim kullanmadığım bir kravatım vardı. Pek kravat kullanmıyorum zaten. bir kaşık kullandık. Gene tencerenin kulbu. Bir lavabo süzgeci. Ve şu da mesela başka bir sazın sapıydı. Kırık bir sazın sapıydı mesela. Araya dolgu malzemesi olarak da... Tabii yapıştırıcılar var. Yapıştırıcılarla... Bunun yapımı bayağı zor oldu işin doğrusu yani. Belli ama belli. Evet. Belli. Ortadaki de lavabo. Lavabo süzgeci. Lavabo evet, süzgeci. İsterseniz her şey kullanarak bir enstrüman üretebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu arada enstrümanlarınız çok güzel. Fakat kıyafetleriniz de çok güzel ve çok anlamlı. Biraz kıyafetlerinizi de tanıtmanızı rica edeceğim. Harika olur. Lütfen. Tabii kıyafetleri eşim Rüken Adıbelli tasarlıyor. Kendisi uzun yıllar modelistlik yaptı. Aynı zamanda ressam. Resim bölümü mezunu. Önce yeleklerle, daha doğrusu sarı gömlekle başladı. Sonra fikir geliştikçe işte şapka, gözlük şeklinde devam etti. Ve gördüğünüz gibi şu an onları şapkanız kullanıyoruz. Şapkanız çok şık. Şapkanızın neden oluştuğunu sorayım hemen. Bu bildiğimiz pat pat şeyi. Pek dikkat çekmese de mesela Serhat'ın kafasındaki şey de. Naylonlardan, poşetlerden oluşma, örgü gerektiren bir şapka. Gözlükler de enteresan. Gözlük ne? Pet şişelerinin kenarlarında olan aslında. 5 litrelik pet şişe. Sizdeki mavi, sizdeki turuncu. Evet. Çok evet, güzel. Da, sizin yelek? Bu da CD. Eski CD'ler çizilmiş. Çok da kullanılmıyor. Evet. Evet. Böyle bir dekoratif malzemeye de dönüşmüş oldu. Sizin yeleğinizin üstündekileri evet, anlayamadım. Herkesin inandım yumurta, ama. Ne bu? Yumurta kartonları. Mukavvadan yaptı bu şapkayı. Şapkanız da çok şık. Sağ olsun, çok şanslıyız tasarımcımız gayet güzel. Peki müziğinizin bir bilinç yaratabildiğini düşünüyor musunuz? Yani en azından hani bir kişiye bile ulaşılsa kârdır. O kadar önemli bir konu ki bu ve son dönemlerde gerçekten üzerinde çok çalışılan, çok kafa yorulan bir konu. Müzik de evrensel. Nasıl size gelen tepkiler, size yaklaşım? Çok güzel, evet. Yani fotoğraflar geliyor çocuklardan, kendileri farklı şehirlerden atık enstrümanlar yapmışlar. Videolar gönderiyorlar bize. Herkes sorular soruyor, biz nasıl yapabiliriz şeklinde. Bu bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Biz de workshoplara gidiyoruz, farklı şehirlere atölye çalışmaları yapıp onlarla nasıl atık enstrüman yapılır temalı workshoplar da yapıyoruz. Tabii proje Türkiye'de de dünyada da çok haber oldu, ilgi gördü. Bu konu artık doğa, çevre, sürdürülebilirlik, atık yönetimi konuları bütün dünyayı ilgilendiriyor. Yani bununla ilgili değişimler görüyoruz artık. Dünyada çocuklar, gençler zaten hazırlar. Onlar, hep onları anlattık okullarda, ailelerde daha doğayla dost bir yaşam olabilir dedik. Şimdi örneklerini görmek hepimiz için mutluluk veriyor gerçekten. Ve 2022 yılının ilk ayında da Trash Oriental, Çerçöp Havası isimli albümümüzü yayınladık. Tamamen atık malzemeden enstrümanlarla bestelerimizi çaldık. Harika. Peki konserler verebiliyor musunuz? Mesela okullar sizi davet ediyor mu? Ya da kimlerle buluşuyorsunuz bu kapsamda? Evet, konserler veriyoruz. Genellikle belediyelerle projeler geliştiriyoruz. Fakat bazen özel kurumlarda olabiliyor. Ben biraz Fungi İstanbul'un anlamından bahsetmek istiyorum, izin verirseniz. Tabii, buyurun. Fungi, mantar alemi demek. İsmimiz oradan geliyor. Mantarın aslında doğada çok önemli bir rolü var. Bildiğimiz anlamdaki mantar dışında bir de mikro mantarlar var. İşte her yerde olan mantarlar. Onlar aslında dönüşümün simgesi gibi. Doğada her tür ayrıştırmayı, dönüştürme yapıyor ve aynı zamanda mesela bildiğimiz gibi mantarlar ağır metalleri kendine çeken canlılar. Yani doğada bir temizlik görevi de görüyorlar aslında. Bizim ismimiz de oradan geliyor. Fungi İstanbul derken İstanbul'la fungi, yani mantar alemini birleştirdik.
Yani biraz da mantar gibi çoğalıyoruz da gönderme yapmak istedik. Ne kadar çok çoğalırsak o kadar iyi, bu bilinç ne kadar yayılırsa o kadar iyi. Çünkü dünyanın gerçekten buna ihtiyacı var. Peki aslında çok atıl ve kenarda köşede kalmış malzemelerle enstrüman yaratıyorsunuz ve bununla müzik yapıyorsunuz. Kaç parça var mesela repertuarınızda? Yani şu an bu formatta yaklaşık 10'a yakın şarkımız var. Evet, 10'a yakın şarkımız var. Peki mesela ne bileyim işte la sesini çıkarmakta zorlanıyoruz. Onun için içinde la olan parçalardan ya da sol olan parçalardan uzak duruyoruz gibi bir yaklaşımınız var mı? Yoksa her Rooney biraz anlatsın. Her notayı çıkarabiliyor musunuz enstrümanınızla? Tabii yani tabii ki daha zor oluyor çalımı. Mesela bunun biraz telleri sert ve eşiği yüksek gibi sorunlar olabiliyor. Ama genel olarak her sesi, istediğimiz her sesi çıkarabiliyoruz. Biraz daha zor oluyor tabii. Özellikle mesela Serhat'ın kullandığı enstrümanda ses elde etmek daha zor mesela. Tabii. Yani anlık kazalar, anlık parçalarla ilgili problemler olabiliyor. Hemen yapıştırıcıyla vesaire çözmemiz gerekiyor. Tuning'i nasıl yapıyorsunuz peki? Normal akort aletiyle yapıyoruz. Yani normal enstrümanların yapıldığı gibi. Akort aletiyle rahat rahat akort edebiliyorsunuz enstrümanlarınızı. Evet. Yani dediğimiz gibi çok aşırı rahat olmuyor diğer enstrümanlar tabii kadar. Tabii ki. Onun için anlamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten kolay değil. Hem hani nota, hem farklı enstrümanlar... Gerçekten işiniz ya zor. Bizi inanmadılar. İlk videomuzu yayınladık. Yani nasıl, hadi canım dediler. Ya, bunlardan bu sesler çıkar mı? Evet. Şimdi bize bir video daha, ikinci videoyu canlı çaldık artık. Ha, öyle mi? Tabii herkes görsün diye nasıl bir çalışma yaptığımızı. İkinci albüm var mı? İkinci albüm fikri, hazırlığı? Tekli olarak devam ediyoruz. Tekli parçalar şimdi. Oluyor. En son bir Carnavalito, bir Latin Amerika'dan karnaval parçası yayınladık single olarak. O da dijital platformlarda dinlenebilir. Dünyada bu tarz böyle müzik yapan gruplar var mı? Ya var tabii ki. Az da olsa var tabii ki. Yani müzik grubu olarak çok fazla sayıda yok. Ama tabii bunun başlangıcı Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika'da özellikle yoksul çocukların olduğu bölgelerde bu tip sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılıyor. Mısır'da var bildiğimiz, yine gençlerin Birleşmiş Milletler'le birlikte yürüttükleri bir proje var. Kolombiya'da var aynı şekilde Latin Latas diye. Farklı gruplar yeni dönemde de duyuyoruz. Çoğalsın da isteriz. Tabii. Buluşalım, onlarla da birlikte müzik yapalım isteriz. Çok seviniriz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki biz atıkları kullanarak, özellikle bidon gibi fosil yakıtlarını kullanarak müzik yapıyoruz. Bazen çocuklarla workshop yapıyoruz. Onları da bu sürece dahil ediyoruz ama aslında temelde hani amacımız belki de bunların hiç kullanılmaması gerektiği ya da üretilmemesi gerektiği üzerine bir fikir. Yani biraz göze sokmak gibi belki bunu. Geri dönüşüm aslında başlığımız ama. Şunun çelişkisini de şahsen ben yaşıyorum. Yani sürekli plastik kullanıyoruz çocuklarla, işte enstrümanlar yapıyoruz ama acaba özendiriyor muyuz onları hani plastik kullanımına diye de bir çelişki yaşamıyor yani tabii değilim. Olanı dönüştürelim önce. Evet, yani bilinç oluşturuyorsunuz. Sonra da ne kadar az olursa. Evet. Tek kullanımlıklarla başlamak lazım en azından amaç iyi ve bilinç oluşturma açısından atılan her adımın çok büyük önemi var. Çünkü bu gidişle hayırlı bir son olmayacak. Evet. Ne kadar çabuk bu bilince ulaşırsak ve ne kadar farklı yönlerle ve yollarla ulaşırsak o kadar iyi. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Fung İstanbul bizimle birlikte. Bir parça daha dinleyelim. Muhtemelen bu parçayı izleyicilerimiz ve ben çok daha bilinçli dinleyeceğiz. Hem akord açısından hem enstrümanların ne kadar zorlukla yapıldığını bilmek açısından. O zaman sizi dinliyoruz. Mesela. Bir parça daha Fung İstanbul'dan.